Mal hileli, karışık, hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur. Haşa! Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa yazıklar olsun. Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar. Sana dua etsinler. Hatırın olmasa hepsini sürerdim bu şehirden. Senden çocuklarım olmalı. Kız, erkek, hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel, iyi, güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? Görevini yapıyor. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum. Ya bir başkası varsa, evliysen? Ayırırım kocandan. O adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım. Başka bir evim var Kumburgaz'da, yeni. Evlenince orada oturacağız. Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam. Aklın varsa konuşursun. Ben yalancının, namussuzun biriyim. Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım. İftira etmişler. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok. Başla, aklı başına gelsin köpeğin. Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim seni taparcasına sevmiş olmamdır. Ya konuş ya geber! Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken kendimi yeniden buluyorum. Çıkarın çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur. Namuslu olmaktır. En büyük namussuzluk da inkar etmek, yalan söylemektir. Affet beni. Tövbe. Bağışla canımı. Üstelik ördüleksin, korkaksın.
Götürün şunu. Ayaklarını kırın, birkaç ay yatsın. Muhsin Bey'e eksik verilen mal tamamlanacak. Parası da iade edilecek. Dua et ki patron canını bağışladı. Ağlama! Şimdi uyuyacaktım. Allah rahatlık versin. Atla gel konuşalım. Gelmezsen ben geleceğim. Anladım. Anladım diyorum. Olur, peki. Peki dedim. Hemen geleceğim. Sen mi açacaksın? Bunları getirmek için geldim. Hemen döneceğim fabrikaya. Olamayacak. Yapamayacağım. Neden? Ne oldu? Korkuyorum. Neden? Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni. Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize! Sana tutuldu, değil mi? Aşık, değil mi? Hı? Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi. Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan... Utanıyorum artık. Namus satma bize. Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız. Bu kadar zaman az para kazandırmadım size. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne? Hiçbir sebebi yok. O eve de bir daha dönmeyeceğim. Milyonlara tek başına konacağını anladın. Şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok. O eve dönmeyeceğim dedim. Savcı da her an peşimde. Gittikçe şüpheleniyor benden. Bana kalırsa paralara kondu bile. Kim bilir ne kadar vurdu. Paraları bir yere sakladı. O herifin yanına dönmesine imkan yok. Onun için dönmeyeceğim diyor. Almadım. Git sor istersen. Beraberce gidip soracağız. Cemil'in aklı. İşte böyle pabucu ters giydirir insana. Bu gece 2 milyon lira isterim. Fazlası senin olsun. Getirmezsen... Bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne. Mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın...
ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyası sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam zevkimden öldürüyor beni. Bu gece hem sen geleceksin hem de paraları getireceksin. Getireceğim. Aydeniz apartmanı 4. kat.